Merhaba sevgili arkadaşlar. Yeni bir eğitim dersiyle tekrar beraberiz. Bugün sizlere uzaktan eğitim sürecinde sanal sınıflar oluşturmak için kullandığımız ve canlı dersler verdiğimiz bir programın kullanımını anlatacağım. Şimdi programımızın adı Zoom. Bu programın setup'ını videonun açıklamalar kısmına ekledim. Oradan indirerek ve kurarak programı çalıştırabilirsiniz. Şimdi programı açtıktan sonra gördüğünüz gibi bu şekilde bir ekranla karşılaşıyoruz. Burada yeni bir canlı bağlantı oluşturabiliyoruz. Join kısmından da öğrencilerimiz sadece buraya tıklayarak canlı derslere katılabiliyorlar. Schedule kısmından da bir program tasarlayarak bu tarih geldiği zaman canlı dersimiz başlayabiliyor. Share screen kısmından da ekranımızı, dokümanlarımızı buradan paylaşabiliyoruz. Öncelikle mesela schedule kısmına gelip tıkladığım zaman bakın gördüğünüz gibi konuyu belirliyorum. Daha sonra da burada başlama zamanını, bitiş zamanını saat olarak belirleyebiliyorum. Ve gördüğünüz gibi burada da mesela meeting ID otomatik mi veya kişisel bir meeting ID olacak mı diye buradan da bunu belirleyebiliyorum. Tabii burada şifreyi videomuzun katılımcılara ve öğretmene açık olup olmayacağını, sesle ilgili gerekli ayarları da buradan yaparak planla dediğimiz zaman bu şekilde gördüğünüz gibi planlamış oluyoruz. Şimdi tekrar programıma geliyorum. Bakın burada Join kısmına tıkladığımız zaman da öğrencilerimize verdiğimiz ID ile öğrenciler buraya ID'ye giriyor. İsmini yazıyor ve bu şekilde Join'e bastığı zaman canlı derse katılabiliyorlar. Şimdi bunu da kapatıyorum. Tekrar hemen geliyorum. Burada chat kısmına. Chat kısmında biraz sonra göstereceğim. Öğrencilerimizle mesajlaşabiliyoruz. Öğrencilerin sorularını buradan görebiliyoruz ve yanıt verebiliyoruz. Meeting kısmından da yine az önce bahsettiğim gibi oluşturduğumuz yeni programları, yeni canlı ders saatlerini ve programlarını buradan görebiliyoruz. Bu da gördüğünüz gibi benim normal ID'm. Bu ID'mi öğrencilerle paylaştığım zaman öğrenciler bu ID'yi kullanarak derslere katılabiliyorlar. Tekrar home kısmına geldim. Şimdi buraya geliyorum. Bakın şurada şu ok işaretine tıkladığım zaman bunu video ile başlatabiliyorum. Eğer video olmasını şu an istemiyorsanız burayı kaldırıyorsunuz. Dolayısıyla videosuz bir şekilde yani görüntünüz olmayacak şekilde dersimiz başlıyor. Ve burada şuradaki işareti tıklayarak da sesimin de gelmesini sağlıyorum. Şimdi bunu hemen büyütüyorum ve gördüğünüz gibi bu şekilde açmış oldum. Şurada gördüğünüz gibi benim konuştuğumu söylüyor. Yani hocanın veya öğretmenin burada konuştuğunu gösteriyor. Burada diğer ayarları yine görebiliyorum. Şimdi örnek olması açısından şuradaki ayarları hemen sizlere göstereyim. Mesela şurada mute kısmına tıkladığınız zaman sesimizi kapatmış oluyoruz. Üzerinde bir kırmızı çizgi işareti oluşuyor. Buna tekrar tıkladığımız zaman sesi aktif hale getirmiş oluyoruz. Tabii buradaki ayarlara gelip burada ayrı bir mikrofon kullanacaksanız, bir kulaklık kullanacaksanız veya bilgisayarın mikrofonunu kullanacaksanız onu seçerek mikrofonları kullanabilirsiniz. Audio Settings kısmından da burada Test Speaker diyerek sesinizi kontrol edebilirsiniz. Ve buradan da volume yani ses düzeylerini ayarlayabilirsiniz. Şimdi bunu kapatıyorum. Geliyorum şuradaki kısma. Bakın gördüğünüz gibi şu an videom yok. Şimdi buna tıkladığım zaman bakın gördüğünüz gibi arkadaşlar öğretmeni bu şekilde görebiliyoruz. Yani öğretmen görüntüsünü bu şekilde kamerasını açmış olabiliyor. Şimdi bunu kapatıyorum. Tekrar buraya geldiğimiz zaman bakın video settings kısmı var. Burada ayarlamaları yine yapabilirsiniz. Mesela örnek olması açısından bakın burada enable HD'yi kaldırıyorum. HD özellik kaybolmuş oluyor. Dolayısıyla Enable HD dediğiniz zaman görüntüyü HD yapmış oluyorsunuz. Bir diğer ayarımız burada ne olabilir? Gördüğünüz gibi Turn off my video when joining meeting. Yani canlı derse katıldığım zaman videomu kapat seçeneğini işaretleyerek otomatikmen videonuz kapalı bir şekilde başlayabiliyorsunuz. Şimdi bunu kapatıyorum. Tekrar geliyorum burada. Diğer ayarlarımızı sizlere göstermek istiyorum. Invite kısmına tıkladığınız zaman öğrencilerinize bu ID'yi verdiğiniz zaman bu ID sayesinde öğrencileriniz sanal sınıfa katılabiliyor, canlı derse katılabiliyor. Daha sonra bunu girdikten sonra öğrenciler şuradaki
Meeting Password kısmını veriyorsunuz. Yani şifremizi öğrencilerimizle paylaşıyoruz. Şifre de girdikten sonra öğrencileriniz canlı derse katılabiliyor. Burası bu şekilde. Şimdi burada Manage Participants kısmına gelip tıkladığımız zaman burada tabii eğer öğrencileriniz ID ile giriş yaptılarsa öğrencilerinizi burada listeleyebiliyorsunuz. Yani öğrenciler burada listeleniyor, görebiliyorsunuz. Şimdi gelelim diğer kısma. Share Screen kısmına geliyorum. Buraya tıkladığımız zaman bakın ekranı öğrencilerle paylaşabiliyorum. Şu anki ekranı öğrencilerle paylaşabiliyorum. Whiteboard seçeneğiyle de beyaz tahtayı ve bu tahta üzerine yapacağım değişikliklerle öğrenciler benim tahtada ne yaptığımı görebiliyor. Şimdi Share Screen dediğim zaman mesela Share diyorum. Normalde bakın şu ekranı şu an gördüğünüz gibi yeşil bir çerçeve oluşturdu. Şu an bu ekranı öğrencilerle paylaşmış oluyorum. Stop Share dediğim zaman da gördüğünüz gibi paylaşımı kapatmış oluyorum. Tekrar geldim buraya. Bu sefer de Whiteboard seçeneğini tıklıyorum ve Share diyorum ve paylaşıyorum. Bakın gördüğünüz gibi bir akıllı tahta gibi bunu kullanabiliyoruz. Burada bir şeyler yazacaksak, öğrencilere bu yazdığımızı paylaşacaksak buradan gösterebiliyoruz. Buradaki hemen araçları kısaca sizlere göstereyim. Mesela geldim. Bakın şöyle bir isim yazdım gördüğünüz gibi. Daha sonra mesela eraser'ı alarak bunu silebiliyorum. Metin yazacaksak yine böyle gördüğünüz gibi metnimizi yazıyoruz. Bu şekilde buraya bırakıyoruz. Draw buradan da gördüğünüz gibi farklı farklı çizimler yapabiliyoruz. Yine şöyle şekiller. Şöyle şekilleri de gördüğünüz gibi kullanarak tahtaya ekleyebiliyoruz. Şöyle şu rengi seçiyorum. Ve işaretlememi ona göre yapabiliyorum. Burada tabii undo ve redo kısmından da geri ve ileri alabiliyorsunuz yaptıklarınızı. Clear dediğiniz zaman bakın tüm bölümü silecekseniz silebiliyorsunuz. Veya örnek veriyorum bir öğrenciniz burada bir çizim yapacaksa buradan da onun çizimini silebiliyorsunuz. Şimdi hepsini siliyorum ve gördüğünüz gibi bunu da bu şekilde kapatıyorum. Stop Share kısmına tıklayarak o kısmı da sizlere göstermiş oldum. Şimdi burada tabi başka iPhone, iPad gibi seçeneklerimiz var. Bu şekilde bir giriş yaptıysak bunu kullanabiliyoruz. Veya bilgisayarımızda herhangi bir yere gidip bunu göstereceksek buraya tıklayarak gördüğünüz gibi masa üstüne döndüm ve istediğim kısımları öğrencilerime bu şekilde göstermiş oluyorum. Stop Share diyorum ve yine aynı ekrana geliyorum. Şimdi chat kısmına geliyorum. Chat kısmına geldiğim zaman burada öğrencilerin sorularını veya düşüncelerini görebiliyorum. Mesela bakın şurada to everyone diyor. Burada yazacağınız her şey tüm katılımcılara gitmiş olacak. Mesela merhaba diyorum, gönderiyorum. Bakın herkese gitmiş oldu. Eğer burada farklı katılımcılar varsa sadece o katılımcıyı seçerek ona mesaj gönderebilirsiniz. Bu kısımda genel itibariyle bu şekilde. Burada tabii mesela şurada katılımcılar listeleneceği için mute all dediğiniz zaman tüm öğrencilerin mikrofonunu sessiz konuma getirebiliyorsunuz. Unmute all dediğiniz zaman da burada da mikrofonları açık hale getirebiliyorsunuz. Şurada mesela tekrar buraya geliyorum. More kısmına tıklıyorum. Şurada save chat dediğiniz zaman sohbeti ne yapabiliyorsunuz? Kaydedebiliyorsunuz. Şimdi geldim diğer kısma. Record kısmına geliyorum ve tıklıyorum. Burada bakın gördüğünüz gibi şu an bir canlı ders verdiğimizi düşünürsek ve bu dersi daha sonra öğrencilerimiz izleyeceklerse buradan kaydediyoruz. Daha sonra bu end meeting yaptığımız zaman yani canlı sohbeti bitirdiğimiz zaman bu record'da kaydoluyor ve bu videoyu öğrencilerimizle paylaşarak öğrenciler istedikleri zaman dersi tekrar tekrar izleyebiliyorlar. Şimdi bunu tekrar şimdilik kapatıyorum. Evet değerli arkadaşlar, bu ders kapsamında sizlere Zoom programının arayüzünü anlatmış oldum. Burada bir öğretmen olarak giriş yaptık. Dolayısıyla öğretmen ekranı ile ilgili gerekli özellikleri ve bu programla, Zoom'la neler yapabileceğimizi görmüş olduk. Bir sonraki dersimizde öğrencinin giriş yaparak öğrenci ekranında neler olduğunu görmüş olacağız. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.